Elif Çakır, böyle çekememezlik, böyle fesatlık görmedim. Olan biteni hayretler içerisinde izliyorum. Türkiye'nin dirliğini, bütünlüğünü, toplumsal uzlaşma içerisinde olmasını istemeyen birileri, tam da birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın en fazla olduğu şu günlerde, kafayı Yargıtay Başkanımız İsmail Rüştü Cirit'e takmış durumdalar. Ben böyle hisleri, beni hayretlere düşüren böylesi paranoya görmedim. Göreceğimi de sanmıyorum. Mevzuyu biliyorsunuz. Fırtınayı çıkartan geçen hafta Rize'de Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay başkanlarımızla hep birlikte uyum içerisinde ellerinde çay kesme makaslarıyla çay kestiklerini gösteren bir hatıra fotoğrafı oldu. Kıyameti kopartansa Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti eleştiren konuşmasını alkışlamaları oldu. Yazının başında da dediğim gibi ortaya çıkan bu uyumlu tablo birilerini rahatsız ediyor diyorlar ki yargıçların cumhurbaşkanıyla ziyaretlere gitmeleri, cumhurbaşkanının konuşmasını alkış tutmaları yargıçların bağımsızlığına, tarafsızlığına halal getirir. Diyorlar ki böylesi bir tablo toplumun adalet duygusunu zedeler. Diyorlar ki kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bir durumdur bu. Yargıtay Başkanı Cirit o gün bugündür tane tane durumu anlatmaya, izah etmeye, açıklığa kavuşturmaya çalışıyor. Ne yalan söyleyeyim, hukukçu olmadığım için keyifle takip ettiğim bir polemik bir tartışma olsa da bu tartışmaya girmeye hiç ama hiç niyetim yoktu. Ancak Yargıtay Başkanı'nın hem fotoğraf karesindeki arkadaşları tarafından hem de uyumlu dönemin uyumlu ve herkese hak bildirmekte mahir medyası tarafından yalnız bırakılmasına içim el vermedi. Hele bir de Sayın Cirit'in, bu tür gezileri ve toplantıları katılmam temsil ettiğim makam nedeniyle devlet protokolünün bir gereğidir, açıklamasını duyunca tamamdır dedim. 1920-1922 arasında Yargıtay Başkanlığı yapan Hasan Fehmi'den 1960-66 Recai seçkine, Ferruh Adalı'dan Derviş Turhan'a, Sami Selçuk'tan Hasan Gerçeker'e ve bir önceki dönem Yargıtay Başkanı Ali Alkan'a kadar bütün dönemlere bakmaya çalıştım isim isim. Hatta hasseten Cemal Gürsel, Kenan Evren ve hatta kendisi de bir hukukçu olan Ahmet Necdet Sezer dönemine baktım. Böyle bir devlet geleneğinin izlerine rastlayamadım. Bugün yargı tarihine kara bir leke olarak geçen pek çok hadiseyle, bugün pek de hayırla yad edilmeyen yargıç isimleriyle bir kez daha karşılaştım. Sayın Cirit, sizin bahsettiğiniz devlet geleneğine somut bir delil olur mu bilmiyorum ama Taha Akyol'un Atatürk'ün İhtilal Kanunları kitabında ve Mete Çuntay'ın vermiş olduğu bir mülakatta şöyle bir hadiseyle karşılaştım. Mustafa Kemal Paşa, 5 Ağustos 1929 gecesi İstanbul'a giderken Eskişehir'de de duracaktır. Temiz üyelerine haber salınıyor. Gece yarısı tüm temiz üyeleri Eskişehir tren istasyonunda toplanıyor. Atatürk sabaha karşı geliyor.'' Sizler kanun adamlarısınız. Elinizde kanun gücü var. Bu gücünüzü bizim için kullanacaksınız diye onları uyarıyor, yargıçları irşad ediyor. Yargıçlar da elleri patlayıncaya kadar alkışlıyorlar. Yani inkilabına yargı desteği istiyor. Pek tabidir ki Atatürk'ün yargıya bakışı malum. Atatürk hayatı boyunca kuvvetler ayrılığını reddetmiş, kuvvet birliğini savunmuş, kuvvetler ayrılığını savunanlarınsa mecnun ya da delirmiş olduğuna inanan birisi. Elbette tek parti dönemi bugün pek hayırla yad edilmiyor. Sayın Cirit, bu anekdot sizin devlet geleneği argümanınıza delil olur mu bilmiyorum. Ancak ben başka bir örnek bulamadım. Siz söylüyorsanız mutlaka böyle bir devlet geleneğimiz vardır.'' Size inanıyorum. Bizi devletimizin bu geleneği konusunda elinizdeki bilgilerle aydınlatırsanız pek müsterih olurum. Ben yine de size inanıyorum. Belki de şöyle bir şey var. Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyor. Devlet geleneğimize dair var olan belgeler kripto birileri tarafından silinmiş olabilir. Ben o yüzden görmemiş olabilirim. Elif Çakır, Karar Gazetesi